Medesiz falan var bizim oralarda. Onlar güzel oluyor. Öbür tarafa. Şimdi toplamayla değil, başka alanlarda dolanıyor. Yok daha sağ. Serbest piyasada fındık fiyatları evet bugünlerde yükseliyor, görüyoruz. Bu bizim zaten öngörümüzdü. Biz üreticinin kısa vadede 25 TL, orta vadede de 30 TL bir beklentisi olduğunu söylemiştik. TEMO'nun sezon başında 22 TL fiyat açıklayıp piyasada olması ve regülasyon görevini düzgün yaparak alım alanlarını sayısını artırarak üreticiye bir güvence verdi. Bizim yapmış olduğumuz uyarılar sonucunda da üretici ihtiyacı kadar fındığı piyasaya indirdi. İhtiyacından fazla fındığı kendi imkanlarıyla bir şekilde deposularına koyarak emanete bırakmadı. En önemli sebeplerden bir tanesi bu. Zannediyorum bu süreçte talep de arttı. Talep artıp arz azalınca serbest piyasada otomatikmen fındık fiyatları yükselmeye başladı. Şimdi görüyoruz bugünlerde en önemli unsurlardan bir tanesi de tarım kredi kooperatiflerinin devrede olması fındık alımıyla alakalı. İki gün önce 24.50 kuruş alım fiyatı açıkladı. 50 randıman fındığı tarım kredi kooperatifleri. Dolayısıyla serbest piyasada bunu öngörü olarak, bunu bir done olarak alarak işte dün zannediyorum bir yayın organı aracılığıyla ulaştık. Sakarya'da mesela serbest piyasada fındık 25 TL'yi gördüğü yazılıyor. Bu süreçte fındık eğer arz talep dengesi talep yönünde artarsa fındık serbest piyasada yükselmeye devam edecektir. Öngörümüz bu. Şu anda fındığın para etmesinin büyük nedenlerden bir tanesi bu arz talep dengesi. Artık köylü, üretici akıllandı, ekonomik durumu iyileşti, piyasayı çok iyi takip ediyor, pazara fındığı az az getiriyor, ekonomik durumuna göre onu getiriyor ve bu en büyük etkenlerden bir tanesi. İkinci ve en büyük nedenlerden bir tanesi artık herkes ekonomiyi biliyor. Kırsalda olan insanlar eskiden ilkokul mezunuydu. Ekonomiyi ve dünyayı takip edemiyorlardı. Şimdi herkesin çocuğu üniversite mezunu. Geliyor 10 yaşında, 20 yaşında çocuk dünya ekonomisini biliyor. Dünyada dönen ekonomik şartları ne olduğunu hesaplayabiliyor. Ve piyasa bu arz talep dengesini bu şekilde giderse ne olacaktır? Piyasa yine yükselecektir. Ya bu ekonominin normal bir şey. Yani bu bir de rekabet var. Yani kapitalizmin özü rekabettir. Rekabet olacak. Rekabetsiz hiçbir şey olmaz. Bak şehrimize yeni bir firma girdi. O firma piyasaları en aşağı %5 etkiledi. Şimdi aslında evet güzel bir şey. Şimdiye kadar görülmedi böyle bir fiyat artışı. Diğer yıllara göre bu sene üretici memnun genelde. Bunu söylememde yarar var. Durumu iyi olanın elinde kalır. Gariban vatandaşın elinde çoktan aldılar fındığı. 21 liradan 20 liradan aldılar. Şu anda bakınız dikkat edersin tüccarları gezin dolaşın. Doğru dürüst fındık gelmiyor. Niye gelmiyor? Artık daha gariban vatandaşta fındık kalmadı. Çocuğu okuyacaktı. Kışlık yakacağını görecekti. Şunun bir sürü ev kirasıydı vesaire. Eylül ayında toplanmış oluyor bunlar kışa girerken. Vatandaş ne yaptı? Hemen alelece fındığı indirdi. 21 liraya, 20 liraya satanlar oldu. Yani kimin elinde fındık kaldı? Gayet durumu iyi olanların elinde kaldı fındık. O fındığın artışından vatandaşa, halka benim için hiçbir fayda olacağını zannetmiyorum. Şu anki fiyat çok güzel yani. Ben yani devletimizden Allah razı olsun. Sattım. Evet. Ama yani yetiyor yani. 20 üstte 3,5'tan sattım. Allah bereket versin. Neydim ben? Satmasaydım daha iyiydi.
fiyatlar güzel. Yani başta Cumhurbaşkanımız güzel bir fiyat verdi ona. 22,5'lardan başladı biliyorsun. Şu anda 27 fındığı satmadım. 27'ler, gerçi benim az fındığım ama yani fındığı depoda olan arkadaşlar çok var, komşularım, tanıdıklarım var. Şu an 25'miş herhalde, %54 randıman fındık 26-27 liraya gidiyor. 28-29'a kadar giden var yani. Hani ihtiyacı olunca satacağız.